Arkadaşlar, önemli olan problemleri çözmek değil. Önemli olan problemleri gerekli sürede çözmek. Onun için de taktiklere ihtiyacımız var. Şimdi size bir taktik göstereceğim. Yüzde problemlerinde bu taktik çok işe yarıyor. Ana fiyattan karlı fiyata, ana fiyattan zararlı fiyata herkes gidiyor. Ama karlı fiyattan ana fiyata, zararlı fiyattan ana fiyata merkez gidiyor. Evet, şimdi size merkezi göstereceğim. Arkadaşlar, şimdi sorumuza önce bir bakalım. Ben bu soru üzerinde size taktiği uygulayacağım. Sorumuz, Günay Yayınları'nın Akçe Eğitim Problemler Fasikülü'nden. Bu arada hep diyorsunuz ya hocam, problemleri kendi kitabınızdan çözüyorsunuz. Başka kaynakları neden kullanmıyorsunuz? En azından bu şekilde de başka kaynaklar kullandığımı da sizlere göstermiş olayım. Aşağıda bir mobilya dükkanı işleten Bilge Hanım'ın ürünlerini alış ve satış fiyatı ile üründen elde ettiği kar yüzdesi verilmiştir. Tamam. 4 ürünün her birinden bir adet satıldığında elde edilen kar miktarı 2750 TL olduğuna göre X kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın, burada satış fiyatı verilmiş. Bu satış fiyatının içinde %25 kar var. Benim alış fiyatına ulaşmam lazım. Alış fiyatından da %25'i bulmam lazım. Daha kısa taktikler de var ama bugün direkt hepsine birden yüklenmeyelim. En gerekli taktiği söyleyeceğim. Şimdi size burada öncelikli olarak benim bir şeyler anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın, anlatmam gereken şey şu. Karlı fiyattan ana fiyata nasıl gideceğiz? Evet, şimdi dersimizin konusu bu. Karlı fiyattan ana fiyata nasıl gideceğiz? Bakın, taktiğimiz şu. %37 karlı fiyatı, %37 karlı fiyatı 571 TL olan ürünün alış fiyatı kaç paradır? Alış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi değerli arkadaşlarım, böyle düşündüğünüz zaman bu %37 karlı hali bana alış fiyatını soruyor. Yani ana fiyatını soruyor. Yapacağımız hareket şu. Bakın, bu 571, tamam mı? %37 karlı hali olduğu için önce bunu 137'ye böleceksiniz. Bir parçayı bulacaksınız. Daha sonra bunu 100 ile çarpacaksınız. Ana parçayı bulacaksınız. Ana parça her zaman 100'dür. 100 bizim ana parçamız. Peki niye 137'ye böldük? Çünkü arkadaşlar, %37 karlı. Yani 100 artı 37 yaptığım zaman 571 geliyor. O yüzden. Bu örneğimiz umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir örnek daha vereceğim sizlere. Bakınız. %41 karlı fiyatı, tamam mı, 1478 TL olan ürünün ana fiyatı kaçtır? Ana fiyatı kaç TL'dir? Evet, böyle bir soru olsun. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın %41 karlı. O zaman 1478'i önce 141'e böleceğiz, sonra 100'e çarpacağız. Bu. Zarar olsa ne olacaktı? Bir tane de zararlı yapalım. %57 zararlı. %57 zararlı fiyatı 598 TL olsun. Ana fiyatını soruyorum size. Ana fiyatı. Bakınız değerli arkadaşlarım, yapacağımız hareket şu. 598 sayısını, %57 zarar ne demek? 100'den 57 çıkarın, 43. 43'e böleceğiz. 100'le çarpacağız. 100 ana parça. 100'e 41 ekledim. 141. 100'den 57 çıkardım, 43. Demek ki zarar verilirse çıkar, kar verirse ekle. Taktik bu. Bakın, umarım anlaşılmıştır. Bu taktik için bana birçok arkadaşınız yazdı. Dedi ki hocam, dedi ya, hakikaten çok işime yaradı. Hepsine dua ediyorum. Dua etmeye devam edin arkadaşlar. Şimdi geçelim bu soruya. Şimdi arkadaşlar bakın, konunun özü burada. Testinden Akçe Eğitim'in. Bu arada ara sıra böyle artık farklı kaynaklardan da sorular çözeceğim. Şimdi dikkat edin. Ne kadar? Koltuk takımının satış fiyatı 5000 TL. Ama bu %25 karlı değil mi? Alış fiyatını bulacağım. Ne yapıyorum? 5000'i 125'e bölüyorum. 100 ile çarpıyorum. 25'e böl 4. 25'e böl 5. 5000'i 5'e böl 1000. 4 ile çarp 4000. Bak, saniyeler. Saniye ile yarışıyorum. 4000. Bu tamam. Şunu da bulacağım. Ne yapıyorum? %25 karlı. 125'e böl 100 ile çarp. 25'e böl 4. 25'e böl 5. Ne geldi? 4x bölü 5 geldi. Aslında x'i de farklı bir şey yapardım ama neyse, çok ellemeyeceğim. Farklı şeyler yapardım bu soruya. Ama yapmayacağım. 4x bölü 5. Tamam. Şimdi karların toplamı kaçmış? 2750. Şunu yapacağım arkadaşlarım. Bundan %25 kar edildi diyor. 4000'in hemen %25'ini bulalım. 25'e böl 1. 25'e böl 4. 4000'i 4'e bölün 1000. Bak, tekrar söyleyeyim. Burada aslında direkt karı da bulabilirdim ama bir anda her şeyi yüklemek istemiyorum. Kafa karışıyor bu sefer. X'in %20'sini bulun. X çarpı %20. 20'ye böl 1. 20'ye böl 5.
Ne geldi arkadaşlar? X bölü 5 geldi. Şunları yuvarlak içine alalım. Birazdan lazım olacak. 3000'in %25'i. 3000 çarpı %25. 25'e böl 1. 25'e böl 4. 3004'e böl 750. Bundan kar da bu. Geldik buna. %25 kar elde ediyor. 4x bölü 5 çarpı 25 bölü 100. Bak bir daha söyleyeyim. Burada farklı bir taktik daha var ama onu şimdi kafanız karışmasın diye yapmıyorum. Kötü yorum atana 25'i 25'e böl 1. 100'ü 25'e böl 4. 4 ile 4 gitti. Ne geldi? X bölü 5. Şimdi arkadaşlar bunları toplayın tamamını. 1750 daha. 1750 artı x bölü 5. X bölü 5. 2x bölü 5 eşittir. Kaçmış? 2750. 2750. Değerli arkadaşlarım hemen yapacağımız hareketi gösteriyorum. Bunu bir tarafa atın. 2x bölü 5 eşittir. 1000 yapar. 5'i buraya çarpı olarak atın. 5000 yapar. 5000'de 2'ye bölün. X eşittir. 2500 yapar. Bakalım böyle bir seçenek var mı? Adana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi var. Şimdi bana yine çok sorulacak. Ben sorulmadan söyleyeyim. Akçe Eğitim'in arkadaşlar bu şekilde bir fasikülü var. Böyle konuyu anlatıyor. Mesela burada kilit soruları var. Daha sonra kilit sorulardan sonra karışım problemine geçiyor. Böyle devam ediyor. Böyle her konuyu anlatmış, tamam mı? Halli anlattıktan sonra da bak böyle görev soruları koymuş. Güzel bir konsept. Yani ben beğendim. Beğenmesem zaten çözmem. Bak böyle görev soruları var. Devam ediyor böyle. Her konudan böyle görev soruları var. Bu görev soruları bitiyor. Sınav ayarı işler var. ÖSYM tarzı. Bunlardan aslında çok soru seçeceğim size de yakında. En sonunda da böyle orijinal sorular var. Akçalıyorum diye. Bence güzel olmuş. Alınabilecek kitaplardan birisidir diyorum. Bu arada gördüğünüz gibi sadece kendi kitabımdan soru çözmüyorum. Buradan da bazı arkadaşlara böyle ufak bir mesaj vermiş olayım. Böyle bir problem dozu yapmayı düşünüyorum aslında. Buraya kadar dinlemeyi başardığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi bakın diyorum ki böyle bir problem dozu yapalım. Her gün atamasam bile 2 günde bir, 3 günde bir böyle farklı yayınlardan atayım. Kullanacağım yayınlardan birisi bu. Kendi zaten problemler kitabım var. Onun dışında da böyle sevdiğim birkaç kitap daha bulayım. Böyle günlük problemler atayım diyorum. Ama bunun hakkında kararsızım arkadaşlar. Mantıklı olur mu olmaz mı? Sizlere faydalı olur muyuz? Yorumlarda buluşuyoruz.